İpek Hanım nasıl değerlendirdiniz? Yani haklı mı haksız mı Kılıçdaroğlu? Güven sorunu olması haklı mı en azından? Şöyle ki güven sorunu Türkiye'de son dönemde yayınlanan istatistiklere evet güven sorunu var. Nereden biliyoruz? TÜİK'in verileriyle ENAG'ın verileri örneğin. TÜİK enflasyonu %80 olarak açıklıyor. ENAG %180 olarak açıklıyor. TÜİK aslında bu anlamda kapalı bir kutu. Nasıl hesapladığını çok iyi bilmiyoruz. Belli aralıklarla marketlerden gidip düzenli veri çektiğini biliyoruz. Ama ENAG daha bir doktora projesiydi. Uluslararası üniversitelerin projelerinden ortaya çıktı. Veri kazıma yöntemi kullanıyor. Çok daha fazla ürüne erişebiliyor ve bunu çok sık aralıklarla yapıyor. O yüzden ENAG'ın verilerinin daha güvenilir olduğu düşünülüyor ve konuşuluyor. Bunun dışında özellikle bu COVID döneminde Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı verilerde işte güvensizlik oldu. Eğitimde, eğitimin verilerinde güvensizlik oldu. Yargı öyle. Yani böyle bir durum var. Hatta biz de buna ilişkin 3D projesi geliştirdik. Dürüst, dijital, denetlenen devlet diyoruz. Ama genel olarak baktığınızda elbette ki konut projesinin desteklenmesi gerekiyor. Ben burada Sayın Kılıçdaroğlu'na katılmıyorum. Biz memleket... Peki şöyle bir şey olabilir mi? Yani topla paraları fakir fukaradan seçim sürecini finanse et. Bu size mantıklı geliyor mu? Şöyle, bu seçim sürecini finanse edecek kadar büyük bir para olmayabilir. Artı evet elbette ki seçim yatırımı. Çünkü şimdi başladığı için 2023'te seçime gidilecek. Tamamlaması için böyle bir seçim yatırımı olabilir. Ama şunu söylemesi lazım bir muhalefet partisinin. Destekliyoruz. Mesela biz Memleket Partisi olarak gerçekten bunu destekliyoruz. Ve diyoruz ki hatta az diyorsunuz. Mümkünse sayıyı artırın. Biz mesela yurt sorununu da çözeceğiz diyoruz. Ama şimdi birkaç yerden eleştirmek istiyorum. Melik Bey de dedi 1 milyon 300 kişi başvurmuş dedi. Şimdi 1 milyon 300 kişi başvurduysa benim kafamda şöyle bir soru uyanıyor. Gerçekten alt gelir grubu mu buna başvurdu yoksa orta gelir grubu mu? Çünkü alt gelir grubu bunu ödemeye cesaret edebilir mi? Yani asgari ücretle çalışan bir insan kendini bu taahhütün altına sokmaya muktedir görebilir mi? Çünkü ilerleyen dönemde biraz böyle doğalgaz krizleri vesaire enflasyonun daha da yükseleceği düşünülüyor. Şimdi baktığınız zaman dediler ki... İpek Hocam bu rakamı ben Çevre Bakanı'ndan aldım. Yani anladım. Ben de bugün yüksek buldum. Zaten 865 günde, bin. Ama gerçekten ben 1 milyon 865 bin diye okudum. Ben de o dün gazete. İlk açıldığında evet, ben bugün de öyle saat okudum. 4 itibariyle 1 milyon 300 bine çıktı. Evet ben de öyle okudum. Şimdi şöyle deniyor ki bu hane halkı gelirinin %30'una tekabül edecek. Ama bu %30 yavaş yavaş %35 olacak, %40 olacak. Neden? Çünkü bu ödemeler, taksit ödemeleri yavaş yavaş artacak. Diyorlar ki memur zammı kadar artacak. Memur zammı ne kadar yapıldı işte en son? %40 küsür yapıldı değil mi? Yani toplam yıllık toplamda %80'i buldu. Ha, %80 ama gerçekleşen enflasyon %180 diye düşünürsek alım gücü düşüyor çünkü insanların. Bunu nereden anlıyoruz? Ev fiyatları 1 milyonken 2 milyon 800 bin lira oldu mesela. O zaman biz %80 enflasyon var diyemiyoruz. %180 enflasyon var diyoruz. Böyle olunca bu %30 yavaş yavaş artacak. Bunu bir de asgari ücretler için hesapladığınız zaman 3 artı 1 evler kişi gelirinin yaklaşık %60'ına, 2 artı 1'ler de yaklaşık %50'sine geliyor ödemelerin. Bu çok yüksek bir rakam. Bu yüzden insanlar bu ödemeleri yapmakta zorlanabilirler. İkinci olarak söylememiz gereken şey mesela burada hane halkı deniyor. Hane halkı diyelim ki anne baba bir evde oturuyor. Evleri de var ama çocukları başka bir evde oturuyor diyelim ki kiralık ve asgari ücretle geçiniyor. O anne baba o çocuğunu ev sahibi yapabilmek için bu konut projesine giriyor. Aslında ihtiyaçları yok, evleri var ama işte bir de çocuğumuzun evi olsun düşüncesiyle. Ama çocukların, gençlerin böyle bir hakkı var zaten. Hakkı var tabii, hakkı var ama bu o zaman dar gelirli için olmuyor ki. Yani bu biraz daha böyle orta gelirli, yani ev sahibi olsun. Daha da alt gelirliği kapsasın. Evet, yani evet. Bunu ödeyemeyecek insanlar var. Kesinlikle. Onlara da bir formül bulunmalı diyorsunuz. Kesinlikle o zaman. Onlara da bir formül bulunmalı. Asıl onlara bir formül bulunmalı diye düşünüyorum ben. O zaman gerçekten sosyal konut projesi olur. Şimdi ucuz konut projesi. Ama o zaman bu şartlar gerçekleştirilirse eğer sosyal konut projesi olur. Bunun yerine ucuz kiralık konut belki bir öneri olabilirdi. Bu düşünülebilirdi. Şunu da söyleyeyim.
Bir de bu evlerin nerelere yapılacağı çok önemli. Eğer gerçekten TOKİ daha evvel yaptığı evleri biraz şehir dışındaydı. Yine öyle şehir dışında yine öyle olursa. Evet. Sincan, buraya... Ankara özelinde söyleyeyim. Evet. Sincan, Sincan, Mamak, Etmeşgut. Onun dışında Ankara'nın ilçeleri Kızılcahamam, Polatlı. Bir de bu Eskişehir yolunda bayağı böyle gidince Yaşamkent'e doğru orada bir yer. Evet. Yani, zaten öyle de yapmak lazım çünkü şehre yığma, yani şehre bu konutları şehre artık daraldı ya. Arsa yok. Yer yok. Ulaşım, yer yok. Ulaşım yani. Problemi. Şehirde arsa yok. Arsa. Ulaşım problemi. Anladım işte. Ona da, onu da altyapısını kurmak altyapı lazım. Kurmak yani lazım. Tabii. Uydu kentler modeline geçmek lazım. Yani oralarda uydu kentlerle bunu, yani Ankara tıkış tıkış, İstanbul tıkış tıkış. Yani nereye yapacaksınız? Evet. Onun getireceği altyapı var. Bunun yolu var efendim. Kanalizasyonu var, suyu var. Tabii. O ihtiyaçların hepsini yani, gördün geçirmek evet, lazım. Yani yine inşaat sektörü. Ha işte yani, uydu kentleri yapmak daha mantıklı zaten. Öyle ama yine inşaat sektörü çalışmaya başlayacak. Ama yani Türkiye'nin bayağı bir sektörü tetikliyor inşaat sektörü. Sektörü tetikliyor ama şöyle bir şey var. Bu sektördeki evler vesaire yapıp bittiği zaman piyasada duruyor tekrardan. Yani tekrar dönüşü olan bir şey değil. Yani fabrika açmıyorsunuz, istihdam yaratmıyorsunuz. Meble olarak... 2 yılda yapılıyorsa 2 yıl ekonomi canlanıyor. Hocam, ondan sonra olarak, da bitiyor. Şöyle 900 milyar. Fakat işte yan şeyleriyle birlikte, etkilediği sektörlerle birlikte toplam hacim 2 trilyon olacak. 2 trilyon bir ekonomik canlı. Doğru, doğru olabilir ama mesela şuradan örnek vereyim. Evet, yani bitene kadar tabii doğru. Mesela doğalgaz bağımlılığımız %99.9. Anlatabiliyor muyum? Yani hep biz inşaat sektörüyle bu işi döndürmeseydik, gerekli yerlere gerekli yatırımlar yapılsaydı şimdi doğalgaz bağımlılığımız bu kadar olmazdı gibi. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'yi kalkındırma yöntemi biraz inşaat sektörü üzerinden oldu. Onu söylemek istiyorum. İnşaatla büyümenin bedellerini ödüyoruz. Bedellerini biraz da ödüyoruz. Yani. Öyle bir sıkıntı da var. Ama dediğim gibi bu konut projesi bir sosyal konut projesi olmamakla beraber bir ucuz konut projesidir. Elbette ki desteklenmesi lazım ama özellikle dar gelirli vatandaşın alabileceği evleri yaratmak, bunun için formül üretmek lazım diyor. Mete Yarar, ne dersiniz? Hem bu tespite ne dersiniz? Hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun fakir fukaradan topla paraları seçim sürecini finanse et eleştirisi. Ben de dışarıdan geldiğince Ankara'dakilerin bu konuşmalarına çok hayretle izliyorum. Gerçekten sizin burada çünkü hep şey içindesiniz ya, tartışmanın içindesiniz. Ben de size şaşırmanıza şaşırıyorum. Şöyle ya doğalgaz bulundu. Doğalgazın bulunduğuna inanmayan bir gruba siz TOKİ'nin ev yapacağını inandırmaya çalışıyorsunuz ya. Ben de size inanamıyorum. Yani devlet kuyular kazıyor, birbirine borular düşüyor. Doğalgazla %99 dışarı bağımlı izleyen Elif Hanım. Hayır, o başka bir şey söylüyor. Ben onu söylemedim. Ben başka bir şey söylüyorum. İnandırıcılık. Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Doğalgaz bulunduğundan beri bunun bir seçim yatırımı olduğunu, her seçimden önce doğalgaz bulunduğunu söyleyen, bu böyle bir şey olmadığına inanan bir kesim var. Siz ne diyorsunuz yani? TOKİ'ye inanacağını falan düşünüyorsunuz. Yani ne yapsak bunlar inanmayacak. Öyle kalsın. Bakın, gibi mi? Bakın şöyle söyleyeyim. Şimdi muhalefet tabii ki muhalefetliğini yapacak. Tabii. Yani niye Sayın Kılıçdaroğlu bunu söylüyor söylemiyor hikayesine takılırsanız zaten hiçbir iktidarın hayatı boyunca hiçbir şey yapmaması lazım. Hiçbir şey yapmaması lazım. Buradaki sorun şurada kaynaklanıyor. Bu projenin hayata geçmesi sırasında mantıken bir hata var mı onu konuşalım. Var ya, mı? Bak söyleyeyim size. Toplam 60 bin lira alacak değil mi ev başı? 60 bin lira alacak. Kaç tane konut yapacak? 250 bin konut yapacak. 250 bine bir 12 ile şeyle çarpsana, 60 bin lira çarpsana. Ne yapar? Ben size söyleyeyim. 12,5. 500 bin konut. Yok. Bir kısmı şehir. Önce 250 bin. Önce 250 bin. Sonra. Arsa verecekler. Önce 250 arası bin. Çarptın mı Melik? Ben size söyleyeyim. 12,5 milyar. Ben yanlış. Peki. Bir teyit etmek için baksana. Doğru. Bir teyit et. 12,5 milyar 1 milyar dolar yapmıyor. Şimdi, bunun nesi seçim parası olsun? Hayır, bununla neyi finanse edeceksiniz? Yani ben şeyi anlamadım. Hani paranın toplam büyüklüğü işte ne diyeyim 30 milyar dolar olur, 40 milyar dolar olur. Bu kadar büyük bir para toplarsınız. Hani böyle bir şeyin mantığı olur. 1 milyar dolar bile etmeyen bir paranın Türkiye'de seçimde nasıl kullanacağını ben anlamadım. Bunu söyleyeyim size. Yalnızca bu olayın devlet tarafından sübvanse edilen miktarı bunun en az 3 katı. %40 dedi. Bak söylüyorum size.
600 bin liranın %40'ını çarptınız. Ben 60 bin lirayla 250 bini çarptım. Bakın 60 binle 250 bin çarptım. Devletin cebinden para çıkacak. Toplamı %40'ı tabii. Daha çok daha yüksek bir para çıkıyor. Bakın 10 katına çarpın. Devlet burada yaklaşık bu gelecek paranın belki çok daha büyük bir miktarını sübvanse ediyor. Artı arsaları bedava veriyor. Dünyanın her tarafında en pahalı şeylerden bir tanesi arsa bedelidir. Arsadan para almıyor devlet. Arsayı hibe ediyor. Şimdi söylesenize bana, devlet burada nasıl para kazanacak? Ya ben hani insanların bu kadar basit hesaplarla konuştuğunda ben siyasetin şeyini kaybetmesine üzülüyorum. Tarzının kaybolmasına üzülüyorum. Siz diyebilirsiniz ki, arkadaş yapıyorsun bunu ama bunu yetiştirebilecek misin? Bakın bu çok ciddi bir şeydir. Şimdi şöyle mi düşünüyorsunuz? İkinci tezine gideyim. Diyor ki bunları yapamazsınız. Ben şimdi buna girdim. 250 bin vatandaş olarak girdim. Parasını da verdim. Ve kaç ay kaldı şu anda? 8 ile 10 ay kaldı. Haziranda yapılacağını düşünün seçimin. İşte 10 aylık bir süre kaldı. 10 ayda hala temel bile atılmadı. Ben 250 bin vatandaş olarak ben ne yaparım ilk yapacağım seçimde size? Oy vermezsiniz tabii ki. Ay vermenin başkasını yaparım. Bir defa muhalefetin eline inanılmaz bir şey koz veriyorsunuz. Verir, ben tepinirim üzerinde. Yani bırakın onu tepinirim. 250 bini bırakın. Yaklaşık 3 milyon oyu da kaybedersiniz. Çünkü güveninizi kaybediyorsunuz. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu parayı alacaksınız bir de kaçacaksınız. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Şunu söyleyeyim size. Aynen öyle abi ya. Çok... Anormal risk almış durumda biliyor musunuz? Ben dün... şeydeydim Ahmet Hakan'ın programından sonra biz programa girdik. Hı hı. Orada bu şeyler konuşulurken şimdi buna kaç kişi girecek? Yaklaşık sen 1 milyon 300 bin dedin ama TC numarasına göre girildiği için şu anda bu kadar gözüküyor. Tabii. Her gün bir TC numarasına göre verildiği için böyle ilerliyor. Normalde tabii. Bu rakamın 5 milyona falan ulaşmasını bekliyorlar. 5 milyonluk rakam ulaşıyor. Acayip tabii. Bakın 5 milyona yakın. Ciddi bir rakam. Mesele ne biliyor musunuz? Ama ben, durumun vehametini de gösteriyor tabii aynı zamanda. Tabii bir yandan tabii. Evet. Hayır ben şunu evet. Ama bakın beni ilgilendiren kısmından bir tanesi şu. Çok doğru söylüyorsunuz. Ne kadar ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Gösteriyor. Tamam. Bunun yarısı ihtiyacı yokken aldı diyelim. Ama 2,5 milyon insan aldığını düşünün. 2,5 milyon insana ihtiyacı var. Ama başka bir şey daha var. Devletin böyle bir yatırımına güvenen insan olduğunu görmek de beni mutlu ediyor. Yani bunu devlet başarır. Ben buna girdiğimde beni devlet mağdur etmez hikayesi de bu. Ben ev sahibi olabilirim. Ben ev sahibi, devlet beni ev sahibi yapar. Şimdi bu kadar çok başvurunun olduğu bir yerde Sayın Kılıçdaroğlu malı mı kötülemesi gerekiyor? Yoksa malın denetimini mi yapması gerekiyor? Aslında ona hangisi puan kazanırdı? Şimdi insanlar şöyle diyecekler. Demeyecekler mi siyaseten? Çünkü buna başvuranlar AK Partililer değil yani sonuçta. Türkiye'deki bütün vatandaşlar. HDP'lisi, CHP'lisi, İYİ Partilisi artı Türkiye'deki bütün siyaseti ötesi insanlar buna katılıyorlar. Şöyle demeyecekler mi? Ya ben bir işe girdim. İlk defa bir mal sahibi olacağım. Ya bir de buna şey çıkartmayın kardeşim. Buna da itiraz etmeyin yani. Bırakın da olsun. Benim de bir evim olsun diye bakan eminim çok ya insan şimdi burada yani. Bu bakın bu... Ben şuradan çok anlamsız, yani diyorum ya deminden beri söylediğim şey, basit hesap yok. Bu lafın kendisine siyaseten bedel ödetip ödetmeyeceğini çok önemsenmiyor. Üçüncüsü de gerçekten katkı nasıl sunabilirim? Çünkü siyasetin amaçlarından bir tanesi yalnızca seçim kazanmak değildir. Aynı zamanda gönül kazanmaktır. Bugün kazanmazsınız, bir sonraki seçimde kazanırsınız. Bir sonraki seçime der ki insanlar, ya bir Kılıçdaroğlu gibi bir insan vardı. Ya arkadaş... Gitti. Adam AK Parti için kazanıp kazanmayacağına bakmadı. Bana da ev sahibi yapmak için benim için uğraştı dersiniz. Bir sonraki seçimde oy atarsınız. Gönül kazanmayı nereye attınız ya? Ben inanın bak siyaseti hiç anlamıyorum. Hiç anlamıyorum. Hiç öyle durmuyor. Yok vallahi anlamıyorum. Niye çünkü? Tüm konuşmalardan hiç öyle durmuyor. Niye anlamadığımı söyleyeyim. Çünkü siyasetin uzaktan durduğunuzda daha objektif bakabiliyorsunuz. Benim konuşmalarım hiçbirinde siyaset yok bakın. Ben insani olarak bakıyorum. Yani ben normal bir hayatta birisinin gönlünü almaya çalışsam nasıl konuşurumla siyasetin matematiğinin ben ayrı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ikisinde de temelde insan aslında var. Aslında siyaset
belki daha insani olmalı. Temel mesele. İşte onu bu. Söylüyorum. Biz de insandan uzaklaşıldıkça siyaset daha çok kavga üzerine. Siz dönüyor. Bana gelseniz deseniz ki ya Mete ben bir ev alacağım. Şöyle de bir yerden bakıyorum. Siz şöyle mi dersiniz? Ya git ya. O adama hiç güvenme. Ya da şöyle mi sorarım? Ya bir bak, bakayım ben bir araştırayım. Gerçekten güvenilir mi? Ya kardeşim biraz da paraya ihtiyacım var. Ben senin için bir şey yapabilir miyim? Hmm. Böyle bir yaklaşım mı istersiniz? Ya senin paran var mı ya? Sen bunu ödeyebilecek misin kardeşim? Hiç başına yatmadan mı gidiyorsun mu dersiniz? Ya tabii ki ilki yani. İlki değil mi? Şey. İşte siyasetin de İnsani bakış açısı. Bakın siyasetin bakış açısı da bu olayda böyle olmalı. Ama ben söylüyorum. Doğalgazın için şu anda insanlar kar kış kıyamet karaya çıkartmak için uğraşıyorlar. Ve Türkiye'nin bugüne kadar bulduğu en büyük rezervden bahsediyoruz. Yarın sabahleyin seçim oldu ve AK Parti gitti yerine Cumhuriyet Halk Partisi geldi. Giderken AK Parti gazı da mı götürecek beraber? Memleketin gazı ya bu. Tabii. Senin yaptıkların, senin üstüne koyduklarınla beraber gidiyor. Yani AK Parti'nin ilk geldiği dönemde o dönemdeki bazı kuralların yani iktisadi kuralların faydasını AK Parti görmedi mi? Bir önceki dönemde ödendiği için bedeli refahını kim çekti? AK Parti çekmişti. O dönemin dönemini. Belki bugün doğalgazla ilgili ve diğer konularla ilgili, sosyal konularla ilgili yapılanların belki başka bir iktidar. Başka bir iktidar belki yapacak. Yani memlekete ektiğimiz tohumu illa siyasetinin kendi döneminde biçmesi diye bir kavram yok ki. Belki 10 sene sonra alacaksınız. 20 sene sonra alacaksınız. Ben toplumun aslında şu andaki bakış açısının çok daha bilinçli olduğunu düşünüyorum. Yani eskiden belki siyasetçi daha yukarıdan bir elit tabaka olarak bakıyordu. Ben şu anda söyleyeyim halk daha elit. Daha şey bakıyor olaylara. Yani küresel bakmayı öğrendi. Dünyadaki yaşananları Türkiye ile beraber adapte etmeye başladı. Kimin kiminle ilgili ne konuştuğunu, ne adapte olduğunu, neye angaja olduğunun farkında. Hiç kimse öyle değil eskisi gibi değil. Hani Z kuşağı falan diye bahsediyorlar ya. Ya geçin ben 70-75 yaşlarında böyle annelerimize falan konuşuyorum. Yemin ediyorum yanlış anlamayın hocam. Yani profesör yani. Ya profesör. Hayat profesörü. Hayat profesörü. Sizi alır alır böyle çırpar yani. Öyle insanlardan bahsediyoruz. Şimdi bu yaşanan sürecin içerisinde bana söylesenize bu yatırım hasbelkader seçimle ilgili olsun. Ya arkadaş zaten siyasi partiler başka türlü ne yapabilir ya? Yani her defasında yaptığınızın bedelini ödediğiniz bir yerde doğru veya yanlış. Seçim aynen bir bedel ödetmektir size geldiğinde. Yaptın, karnen zayıftı geçemedin. Karnen iyiydi geçtin. Bunun neresinde bir tuhaflık var? Seçim yatırımı. Ya seçim yatırımı yapıyor. Fakir fukara da ev sahibi olacak. Bunun neresi yanlış? Şöyle mi zannediyorsunuz? Ben Melike ev sahibi yaptım. HDP'liydim. Ama ben Melik beni ev sahibi yaptığı için ben AK Parti'ye oy vereceğim. Böyle bir şey var mı dünyada ya? Bunun yüzdesi nedir ya? Bana söylesenize. Tabii canım. Yani böyle bir yüzde var mı? Böyle bir yüzde var mı? Yarın sabah insanlar ev sahibi olunca AK Parti'ye mi oy atacaklar? Ama bir şey yapacaksınız. Yıllar geçtiğinde o evi hangi dönemde aldığınızı unutmayacaksınız. Ya da iki anahtar vereceğim dediğinde iki anahtarı almadığını da unutmayacaksınız. Onu söylüyorum. Cebimizdeki anahtarı aldılar ya. Ya hikayenin, bakın hikayenin insani boyutunu. Tam onu söylüyordum. Ya dedim ki yani oturduğumuz ortamda şu konuşuldu. Ya arkadaşlar bakın dedim şöyle bir hani ben demedim de ortamı tartışırken o konuşuldu. 5 milyon insan başvurdu. İşte 250 bin insan çıktı. 4 milyon 700 bin insanın şeyi oldu. Yani kazanamayacak, gönlü kırılacak. Hiç bundan endişe edilmiyor mu diye soruldu. Hı. Mesele 250 bin insanın ev sahibi olması. Bakın hayata böyle baktığınızda kazanırsınız. 250 bin insana ev sahibi yapmış olmanız başarıdır. Ya da sonrasında talep edilecek şey bunun devam etmesi ve geri kalanı ev sahibi olmasının sistemi sürdürmek. Bakın bu proje şöyle bir proje baskı değil. Baskı yapmak belki daha da art gelir grubu evet, ya da alt gelir grubuya grubuna gençlere tabii ya onları da ev sahibi yapmak alta olmanı. İnersin zaten. Ya diyorum ya hani bazı şeyler var ki her defasında yani dar gelirin lehine konuşuyoruz. Belki hatırlarsınız. Biz bu konuşmayı hatırlıyor musun Melik? Salı günkü bir konuşmada konuşmuştuk.
Türkiye'deki kira sorunu nasıl çözersiniz diye konuştuğumuzu hatırlıyor musun? Neydi bizim proje? Neydi? Bununla uğraşmayın dedik. Gidin TOKİ'ye ev yaptırın kardeşim dedik. Aynen öyle. Bakın öyle kirayı sabitleyerek yapamazsınız. Kirayı düşürmek istiyorsanız insanları ev sahibi yaptığınızda talebi azaltırsanız bu arz talep meselesi. Tabii. Hatırla yani, beraber konuştuğumuz kalıcı çözüm budur. Budur dedik. Ya ben müteahhit falan değilim. Ben müteahhit falan değilim. Ama iktisadi bir kavram üzerinden baktığınızda siz şeyi karşılayamıyorsanız, talebi karşılayamıyorsanız her zaman dünyanın her tarafında fiyat yükselir. Doğal olarak. Sabitleyemezsiniz. Ya.